ve 31. sorudayız. Bir dikiş kulübü 25 kareden oluşan bir yorgan yapıyormuş ve her bir karenin kenarı 30 cm uzunluğundaymış. Pekala, bu karelerden 25 tane olacak ve bunlar 30'a 30 olacaklar. Eğer yorganın üzerindeki desenin 5 satırı ve 5 sütunu varsa yorganın çevresi nedir diyor. Peki, bunu bir çizeyim. Madem 5 satırı, 5 sütunu var ve karelerden oluşuyor. O halde yorganın kendisi de bir kare olacaktır. Öyle değil mi? 5 satırı varmış. 1 2 3 4 ve sonra 5. Ardından 1 2 3 4 ve 5'e 5 oldu. Bu karelerden her birinin kenarı 30 santimetre öyle değil mi? Öyleyse bu yorganın bir kenarının uzunluğu ne olacak? 30 çarpı 5 olacak. Bu da 150 santimetre edecek. Aynı mantıkla burası da 150 santimetre olacak. Burası da 150 santimetre olacak değil mi? 30 çarpı 5 ve burası da 150 santimetre olacak. Böylece çevresi 150 artı, 150 artı, 150 artı, 150 o da... 4 çarpı 150 diyebilirdik kısaca. 600 eder. Yani C şıkkı. Evet. 32. soru. Bu şeklin 4 yanı katlanacak ve bir kutu yapılacak. Sonra da bantlanacakmış. Evet böyle diyor. Peki. Öyle olsun. Kutunun hacmi ne olur? Tamam. Şimdi şu yeşil çizgileri çizdiğim yerden evet buradan katlarsak bir kutu elde ederiz öyle değil mi? Sordukları şey bu kutunun hacmi. Üstü açık bir kutu. Hacim basit olarak taban alanı çarpı yüksekliktir. O zaman bu kutuyu katlayacak olursam hemen hemen şuna benzeyecektir. Elinizde şöyle bir taban olacak ki o da tam şuradaki taban ve kaça kaç? 1 2 3 4 5 ve 1, 2, 3, 4, 5 yani elimizde 5'e 5 beş bir taban var ve eğer burayı yukarı katlarsam her yanın yüksekliği 2 birim olacak tam olarak şöyle 2 birim. Burayı şöyle katlasaydım, böyle gözükecekti. Bu tarafı yukarı katladığımda şöyle gözükecek değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Bu da böyle gözükecek. Ve bu tarafı yukarı katladığımda da şöyle gözükecek. 1, 2, 3, 4, 5. Büyük resme bakarsak genişlik 5, derinlik 5 ve yükseklik 2. Demek ki hacim 5 çarpı 5 eşittir 25 çarpı 2. O da 50'ye eşit. Yani doğru cevap A şıkkı. Sırada 33. soru var. 33 nerede? Sanırım bir sonraki sayfada izin verin. Hemen kopyalayayım. Evet aslında bütün testi kopyalasam daha iyi olacak. Neyse tamamdır. Diyor ki, bir eğitici dünya küresinin çapı 18 inçtir. Yani kürenin merkezinden yüzeyine kadarki olan uzunluk 18 inç. Aşağıdakilerden hangisi yaklaşık olarak yüzey alanı... Aa, hayır hayır özür dilerim. Yanlışlıkla yarıçapı çizdim değil mi? Çapı 18 inç. Burası 18 olacak öyle değil mi? Yani merkezden geçen kiriş hatta en uzun kiriş diyebiliriz buna. Aşağıdakilerden hangisi yaklaşık olarak kürenin yüzey alanını inç kare türünden verir diyor. Tamam. Yüzey alanı deyince... Bize formülü yarıçap türünden veriyorlar. Güzel. Peki, çap 18 ise yarıçap nedir? Yarıçap, çapın yarısıdır. Yani yarıçap 9'a eşittir. Bunu alıp şuraya yerleştirmemiz yeterli. Yani yüzey alanı eşittir 4 pi çarpı yarıçapın karesi yani çarpı 9'un karesi. O da eşittir 4 çarpı 81 çarpı pi. Hmm. Cevaplarda çarpmayı da yapmışlar. Bir bakalım. 4 çarpı 81, 324 değil mi? 324 pi eder. Seçeneklere bakın lütfen. Biliyoruz ki pi sayısı 3'ten büyükçe. O zaman sonuçta 3 çarpı 324'ten büyük olacaktır. Yani 1000 civarı ya da biraz daha büyük olacak. Evet evet 1000'den biraz daha fazla. Ve buna en yakın cevap D şıkkı. Pekala. Bir sonraki soru. Soru 34. 34 ve 35'i kopyalayayım hemen. Evet. Oluyor ve işte oldu. Bunu şuraya koyalım. Pekala hazırız. Aşağıda gösterilen dikdörtgenin kenar uzunlukları 20 metreye 10 metreymiş. Yani burası 10 ve burası 20. Burayı seçtim çünkü burası daha uzun görünüyor. Her ne kadar görüntüye aldanmamak gerekirse de. Eğer 4 üçgen dikdörtgenden gösterildiği şekilde çıkarılırsa geriye kalan şeklin alanı ne olur diyor. Peki, üçgenleri çıkarmadan önceki alan nedir? Yani bu dikdörtgenin alanı nedir? 20 çarpı 10'dur değil mi? Bütün dikdörtgenin alanı 200 eder. Peki, hangi alanları çıkaracağız? her üçgen için düşünelim. Taban çarpı yükseklik bölü 2 üçgenin alanıdır. Bu bir üçgenin alanıdır. Çünkü yalnızca taban çarpı yükseklik olsaydı şuradaki dikdörtgenin alanını bulmuş olurduk değil mi? O halde buranın alanı 4 çarpı 4 16 bölü 2 yani 8. Bu da 8 olacak. 8 olacak ve bu da 8 olacak. Yani bu alandan 8'leri çıkarıyoruz. 4 tane 8'imiz var. 32 çıkarıyoruz. O zaman eksi 32 diyeceğiz ve cevap 168 olacak değil mi? Evet cevap C. Soru 35. R, -S -T -W bir eşkenar dörtgen ise eşkenar dörtgen olması bize bütün kenarların birbirine eşit ve karşılıklı kenarların paralel olduğunu söyler. WXT'nin alanı nedir demiş. Yani tam olarak burası. Peki. Bu eşkenar dörtgenler hakkında öğrenmiş ya da öğrenmemiş olabileceğiniz bir şey. Köşegenleri aslında birbirini dik keserler. Evet. Bakalım başka ne görebiliyoruz? Burası 60 derece. Demek ki burası 30 derece olacak. Bakalım buradan ne çıkacak? Burası 12. O zaman burası da 12. Tamam. Şimdi meydana çıktı. Burası 90 derece ise burası da 90'dır. Bu sonuçta bir eşkenar dörtgen. Bütün kenarları aynı öyle değil mi? Burası 60 ise burası 90, burası da 30 olmak zorunda. O halde rahatlıkla söyleyebiliriz ki bunlar eş üçgenlerdir. Burasının uzunluğu neyse burası da aynı uzunluktadır. Çünkü bu bir paralelkenar ve köşegenler birbirini tam ortadan keserler. Bu kenar şu kenara eşit ve şu kenar da bu kenara eşit. Bunlar eş üçgenler. Burası da 60 derece olacaktır. Evet 60 derece. Burası 30 olacak. Tamam. Ama burası 60 ise Durun, onu başka bir renkle çizeyim. Eğer elinizde 60 60 60 üçgeni varsa, bütün açılar 60 ise o zaman elinizde bir eşkenar üçgen var demektir. Bu da bütün kenarların eşit olması anlamına gelecek. Bu kenar 12 ve şu kenar 12 ise bu kenarda 12 olmak zorunda kalacak. Şuradaki kenarın tamamı 12 ise şu uzunluk nedir? Biliyoruz ki bir paralel kenarda köşegenler birbirini ortalar. Yani bu uzunluk 6 ve bu uzunluk da 6. Peki bu kenarların her biri 6 ise şu yüksekliğin kaç olduğunu bulabilir miyiz? Çünkü eğer tabanı ve yüksekliği biliyorsak üçgenin alanını bulmaya hazırız demektir. Bakalım Pisagor teoremini kullanabilecek miyiz burada? Şuraya x dersek, diyebiliriz ki x'in karesi artı 6'nın karesi, yani artı 36, eşittir 12'nin karesi, yani 144'e. Ve diyebiliriz ki x'in karesi eşittir 144 eksi 36, yani 108 değil mi? B bakayım. Evet, evet, 108. x'in karesi eşittir 108. O zaman x eşittir karekök 108. Bunu biraz daha sadeleştirebiliriz. çünkü 108, 12 çarpı 9'dur. Bunu yazayım. x eşittir karekök 9 çarpı 12, yani 108. O da eşittir karekök 9 çarpı karekök 12. Evet, o da 3 çarpı, Karekök 12. Karekök 12 ise kök 3 çarpı kök 4'e eşittir. 4'ün karekökü ise 2'dir. Öyleyse 2 çarpı 3'ten 6 çarpı 3'ün karekökü eder. Aslında buraya 36 çarpı 3 de diyebilirmişiz. 36'nın karekökü çarpı karekök 3 yani. Peki 6 tane karekök 3 bu şu kenar. Peki şuradaki üçgenin alanı nedir? Üçgenin alanı 1 bölü 2 çarpı buradaki taban yani 6 çarpı 6 kök 3 yani 1 bölü 2 çarpı 6, 3 eder çarpı 6 tane kök 3 de 18 tane karekök 3 eder. Bu tabi sadece şuradaki üçgenin alanı. Bu üçgen şu üçgen ile eş yani onun da alanı aynı olacak. Aynı mantıkla bütün bu üçgenler aynı alana sahiptir diyebilirsiniz. Bütün eşkenar dörtgenin alanı bunun 4 katı olacak kısaca. Yanlış bakmıyorsam istedikleri şey de buydu. Yok. Hayır, yanlış bakmışım. İstedikleri şey yalnızca WXT'nin alanıymış. Onu zaten bulduk. Bütün eşkenar dörtgenin alanını istememişler. Yalnızca şuradaki üçgenin alanını istemişler ki biz onu en başta bulduk zaten. 18 çarpı karekök 3. Evet düşünüyorum da acaba bunu yapmanın daha kolay bir yolu var mıydı? Belki de bir eşkenar dörtgenin alanını veren bir formül vardır da ben unutmuşumdur, değil mi? Veya 30 60 90 üçgeninin kenar ilişkilerini kullanabilirdik. Ama en baştan ispatıyla gittik. Bu her zaman daha iyidir. Temel prensipleri kullanmak hoştur. Her neyse, bir sonraki videoda görüşmek üzere.